Nilgün Hanım, Hollanda'ya bu kaçıncı gelişiniz? İş için gelişim. Evet. Daha doğrusu yazarlıktan sonra gelişim, yazma macerasından sonra iki. İki oldu galiba. Üç de olabilir. İki. İki oldu. Daha önce çok geldim. Çünkü ben bir Hollanda markasının Türkiye temsilciliğinde çalışıyordum. Hani en az 30 kere Amsterdam'a gelmişimdir. Şimdi daha önceki gösterinizi Rotterdam Zuidplein Tiyatro'daydı. İzledik. Evet. Hatta Cemil İpekçi de gelmişti. Cemil İpekçi de geldi. Çok mutlu etmişti beni. Sürpriz oldu. Tanımıyordum. Orada tanıştık zaten. Çok çok da sevdiğim biriydi. Çok mutlu oldum. Bir de Rotterdam'da yaptığım o gösteride biletler ben gelmeden bir ay önce tükenmiş. Evet. Daha ben duyurmadan bu ilgi beni o kadar mutlu etti ki. Örneğin bu sefer Hollanda'ya çağrıldığımda hiç duraksamadan geldim. Hiç duraksamadan. Çok sevdim yani buradaki insanları. Şimdi bu kaçıncı sahneniz? Yani bu sahne değil tabii ki. Bunlardan belki 100 kere yapmışımdır. Ama benim asıl böyle tiyatro salonunda yaptığım gösteri var. İşte yalnızlık ekmektir, afiyet deyin diye. Onu da herhalde bir 15-20 kere yaptım. Fakat kitap çok sattığı için ve çok ilgi gördüğü için imza günleri ve söyleşiler ne yazık ki onları biraz durdurdu. Şimdi tekrar başlayacağım. Gelecek hafta Almanya'dayım. Sonra Bakü'de yapacağım. Bana deseler ki 45 yıllık bir gazeteci olarak Nilgün Hanım'ı neye benzetiyorsunuz? Güzin abla değil de sordum da biraz önce. Sanki dertlerinin çaresi, mutluluğun anahtarı sizde gibi. Yani benim edindiğim yorum bu. Şöyle hissediyorlar. Ben her zaman diyorum. Ben fazladan enerji veren insanlara sanırım beni samimi buluyorlar. Çünkü ben çok mutluyum, siz de olun diye dolaşan bir insan değilim. Ben mutsuzluğumu da çok güzel yansıtıp mutsuzlukla bile nasıl diyeyim demlenebileceğini gösteren insanlara sanırım kendim yaşarken anlatıyorum. Ben çok bilmiş konuşmayı sevmem. Çünkü ben bir uzman olsam da bilmiş konuşamam ki kaldı ki uzman değilim. Ben yaşadıklarımı tüm samimiyetiyle anlatıyorum. Yani ben çok mutlu olduğumda bakın ben çok mutluyum. İnanın mucize, inanın mucizelere diyorum. Bu bir mucize ve inanın. Siz ama olabilirsiniz diyorsun. Mutsuz olduğumda da diyorum ki şu anda çok mutsuzum. İki gündür hiç Instagram'a girmedim. Sosyal medyada benim hatırımı bile soran olmadı diye yazıyorum sitemimi. Ondan sonra ama 4 gün sonra tekrar mutlu bir haber aldığımda şeyi görüyorlar. Evet bu kadın mutsuzdu ve sonra çünkü kendileriyle aynı görüyorlar beni. Çünkü her insan tutarsız, dengesiz duygular yaşıyor. Ben sosyal medyada sürekli mutlu hayat veren biri değilim. Her şey olacak. Hayır, ayrılıyorum da, kalkıyorum da, düşüyorum da, kalkıyorum da. Köpeklerim de var, mutlu da olurum. Ödül de alıyorum, yeriliyorum da, linç de yiyorum. Ama kadın yaşıyor. Bu kitapta yazdım zaten. Ölmüyorsak yaşamayı çok iyi bildiğimizden. Bir de onların dilini koruyorsunuz. Yani akademik bir dil kullanmıyorsunuz. Sanki evlerine bir amcasının kızı, teyzesinin kızı veya bir arkadaşları, lise arkadaşı gelmiş gibi. Bunun da etkisi var gibi geliyor. Çünkü insanlar bilgi ve enerji satan insanlardan, yani bunun pazarlamasını yapan insanlardan sıkıldı. Neden biliyorum? Çünkü nereden biliyorum? Ben de sıkıldım. Yani her gün güneşi selamla, bir işte 5 dakika meditasyon yap. Öyle kolay değil. Bu kadının, o kadının 3 tane çocuğu var. Kocası belki sinirli. Kadın oturup meditasyon mu yapacak 5 dakika? Gerçek hayat değil bunlar. Çünkü bir de şu var galiba, ben kurumsal hayatta çalıştım. Sadece mesleği bu olup yaşam koçluğu ya da işte yogacı falan böyle insanlar sürekli bir eğitim, öğretim halindeler ya. Bu hayatın bu tarafını bilmiyorlar. Zamanla yarışan insanlar, işle yarışan insanlar, evinde temizlikçisi olmayan temizlik yapmak zorunda değil. Bambaşka bir hayal sunuyorlar bize. Ben diyorum ki ütünü yaparken de kendini geliştirebilirsin. O boş fırsatta en ucuz ama en ekonomik hobiyi yapıyorum ben. Yazmak. Hiçbir şey lazım değil. Kağıt kalem lazım. O yüzden herkes yazabilir. Derdini kaleme, kağıda dökebilir diyorum. Herhalde o yüzden daha ulaşılabilir geliyor duygularım. Ve dediğim gibi ben mutluluğun sırrı burada diyorum benim için. Ama yarın ne olur bilemem de diyorum. Yani o samimiyeti görüyorlardır. Çünkü gerçek bu. Diğerleri yalan dünya. Ben şeye çok üzülüyorum. Belki birçok insanda ben çok mutluyum siz de olun bakın böyle böyle yolları bunlar 1, 2, 3, 4 hayır bana bu tür sorular çok sorulmaya başladı ama ben onlara bile diyorum ki ben böyle biliyorum ben böyle tecrübe ettim diyorum çünkü asla uzman gibi konuşamam. Arkadaşlar çektim bilmiyorum biri de sizi günümüzün Duygu Asena'sı dedi biliyor musun? Hiç daha önce Türkiye'de falan böyle bir eşleştirme yapılmış mıydı? Duygu ablayla da eşleştirildim, Duygu Asena'yla da eşleştirildim. Duygu Asena feminist olarak bilinir. Ben derim ki feministler kadınları koruyan, kollayandır. Ben kadınlara kızanlardanım. Yani ben kadınların aklının da, fikrinin de, ben kadınlara günümüzde şundan kızıyorum. Belki bu da feministliktir, bilmiyorum. Feministin kelime anlamını hiç düşünmedim. Ben şunu söylüyorum, bir kadının kariyer planı bir koca bulmak olmamalı.
kadınların... Çok güzel, altını çizilecek bir söz. Kadınların kendi gücü olmalı, seçilen değil seçen olmalılar ve eğer ki istemedikleri bir şey varsa oradan kaçabilecek güçleri olmalı. Ben sadece bunu söylüyorum. Sanat dünyasında işte Sezen Aksu'dur, Taş Bebek'tir, 6-7 kere evlenip boşanıyorlar. Bundan mı sizce? Büyük bir ihtimalle güçlü kadınlardan, evet, korkuyorlar ve güçlü kadınlarına, güçlü demeyeyim, ekonomik özgürlüğü olan, biraz da sanatla tahammülleri olmuyor. Yani yapılan hataya tahammül edemediği için değiştiriyor aslında. Aslında kendisi gibi, yani aynı hatayı gören ama mecburiyetten kalan da 40 senelik evli kadın da var. Ama işte o sanat dünyasının kendi işini yaptığı için, kendi parasını kazandığı için kaçabilme şansı var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Son olarak da sizin gibi başarılı bir kızımız Asuman bu 6 yıldır bu fest icabı yapıyor. Bugünkü sizi izleyen kitle bu fest icabı hakkında görüşlerinizi alırsak. Ben fest icabı gelmeden önce bu kadar büyük ve bu kadar güzel, modern bir salonda bu kadar geniş çaplı bir organizasyon olduğunu bilmiyordum. Ama yine Hollanda beni şaşırttı ve mutlu etti. Güzel bir şekilde şaşırttı. Ben Asuman'a da zaten telefonda tanıştık ama ben işte böyle kadınların var olması için mücadele eden bir kadınım. O da yazar aynı zamanda. Onun da bir koltuğunda 3-5 karpuz zaten var. Bakın bir koltukta tek karpuz az geliyor artık. Oyalamıyor, bize kesmiyor yani. O yüzden çok karpuzlu olmalıyız hepimiz. Böyle kadınlar işte hiçbir zaman yıkılmaz. Ben size ekibim adına, Life 24 televizyon adına çok teşekkür ediyorum. Bir de fotoğraf çektirirsek tamam diyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizin gibi kadınların sayısının artması dileğimle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Böyle. Ama unutmayın, size ikinci bir kahraman taze oluyor. Hayatınıza milat olacak bir isim verdim. Tamam, evet. Onu mutlaka takip edeceğim. Tekrar aramı alacağım çünkü soyadını yine hatırlayamadım. Belki yazarız şimdi. Tamam. Oldu, çok teşekkür ediyorum.